Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pırasalı börek tarifi. Çok güzel bir börek tarifim var sizlere. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Mevsim sebzelerinden yapabileceğiniz güzel bir tarif. Öncelikle iç harcından başlıyorum tarifime. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tavaya alıyorum. 200 gram dana kıyma var. Bunu tavaya ilave ediyorum. Hafifçe renk değiştirene kadar pişiriyorum. Tarifimin ön hazırlık aşamasında 400 gram pırasayı ince ince doğradım ve 400 gram patatesi de haşlayıp kabuklarını soydum. İnce doğranmış pırasayı da ilave ediyorum. Renk değiştirene kadar pişiriyorum. Bir tatlı kaşığı tuz var malzeme listemde. Bunu ilave ediyorum ve baharatlarım var. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber var. Baharatları arzuya göre çeşitlendirebilirsiniz. Pırasa piştikten sonra haşlanmış 400 gram patatesi ilave ediyorum. Aynı zamanda rendeledim. Harcı karıştırdıktan sonra böreklerimizi sarmaya başlayabiliriz. İç harcımızın soğuk olması önemli burada. Hazır yufka kullanıyoruz pratik olması açısından. Bunun içinde ara katına kullanacağımız sıvılar var. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su var. Bu sıvıların miktarı yufkanızın kuruluğuna göre değişir. O yüzden gerekirse arttırabilirsiniz. Yufkaları ortadan ikiye kesiyoruz. Sıvı harçtan sürüp iç harcından koyup rulo yapacağız. Gül böreği şeklinde saracağız. İç harcını çok doldurmayalım. Böreğimizi rulo yaptıktan sonra bu şekilde saralım. Tepsiye dizelim. Tüm böreklere bu şekilde şekil verdikten sonra üzerine sıvı harcımızdan sürüp fırına göndereceğiz. Fırını ben şu anda 200 dereceye açtım. Malzeme listemde çeyrek çay bardağı sıvı yağ var. 1 çay bardağı yoğurt var. Bu ikisini fırça yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alacak şekilde karıştırıyorum. Daha sonra böreklerin üzerine sürüp susam serpeceğim. Bu aşamada isterseniz yumurta da kullanabilirsiniz. Ama ben yoğurt ve sıvı yağ kullandım. Bu böreğin daha yumuşak olmasını sağlıyor ve yumurta kokmamasını sağlıyor. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında 25-30 dakika pişiriyorum. Dediğim gibi yufkanızın miktarına göre pişirme süresi de değişebilir. Böreğim piştikten sonra hemen içini de kesip size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir börek oldu. Ve kesinlikle pırasanın yüksek bir kokusu yok. Pırasa sevmeyenlerin bile çok seveceği güzel bir börek. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra zil ikona tıklayıp tümü işaretlemeyi unutmayın. Tarifimi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.
mutlu günler diliyorum.